Johnny artık full devam kardeşim. Artık full devam. Artık full devam Allah'ın izniyle. Alertler bozulur olur abi. Vallahi işte sağlık olsun. Neyse, hazır mısınız siz Mandela etkisine? Reklam Ege. Vay kardeşlerim, bana destek olmak istiyorsanız reklamı izleyin. Volkswagen logosu her zaman böyleydi bu arada. Ben kameramı şöyle alayım. Volkswagen logosu her zaman soldaki gibiydi, değil mi? Bak ben biliyorum kardeşim, çünkü Volkswagen İrlib Autos. Baba bu çalmış bir yerden zoomlamış. Nerede çaldın sen bu videoyu ya? Çalmış videoyu zoomlamış ya Johnny. Hapishanede öldürüldü altında altaya dosunu düşünün. Yaşlı bir adam, siyah bir şapka ve gözünde beliren mercek. Yine sosyal medya üzerindeki görüşlerin çoğu bu yönde. Ama bir yanlış var. Monopoly logosunda bulunan kişinin gözünde... Gözünde gözlük var baba. Bu adamın gözünde gözlük var. Kimse beni kandıramaz. Var. Belli başlı sitelerde monopolici dayı var amına koyayım. Gözü şey gözlüklü. Hiçbir zaman mercek olmadı ve hiçbir yerde kullanılmadı. Bu bence bu arada bak bir şey var bu arada. Ciddi söylüyorum. Bu bence Monopoly'nin bilerek yaptığı bir şey. Hani diyorlar ki baba ilgi çekelim. Bana öyle beni kandıramazsınız bu konuda. Bana öyle geliyor. İkinci örnek Mickey Mouse karakteri üzerinden geliyor. Karakterin pantolonunun bir askı kullanılarak ortaya çıktığı gibi bir düşünce yapısı hakim. Var, beyaz askısı var şurada. Fakat görseller incelendiğinde... Götümden attım ama askısı vardı bunun ya. Askısı yok muydu oğlum şeyin lan? Şeyin çekiçen. Hiçbirinde askı ve buna benzer bir şey yok. Lavaş Kiri adlı peynir marka... Burnunda şey var, halka var, hızma mıdır nedir? ...biliyor olabilirsiniz. Logosunda yer alan inek, burnunda büyük bir hızmaya sahipti. En azından binlerce insan böyle hatırlıyor. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Pikachu'nun beyaz bir şeyi vardı. Yanlış mıyım? Götümden atıyorum şu anda. Bu arada hızma vardı. Çok net eminim. Pikachu karakterinin kuyruğunun uç kısmında yer alan siyah bölgede aslında yok. Bazı forumlarda hatırlayan kişiler çizimi yaparak kullanıcılara sunmuş ve çoğu kişinin kuyruk uç kısmına siyah hatırladığı görülmüştür. Ama bu durumda istisnalar arasında. Kardeşim bunlar ne yapıyor ya? Volkswagen logosu da tartışmalar arasında. Yo, Volkswagen'in ortada çizgi var baba. VW. Logo aslında ayrı parçalardan oluşurken çoğu kişi tek parçadan oluştuğunu savunuyor. Bu biraz göz yanılgısı. Curious George asla bir kuyruğa sahip olmadı. Evet, Curious George'un kuyruğu yok. Chris George'un kuyruğu yok ki. Hatta birçok kişi ağaçlardan salınmak için kuyruğunu kullandığını hatırladığını iddia ediyor. C-3PO'nun tamamı altın değildir. Birçok Star Wars fanatikleri Vallahi hiç Star Wars izlemedim, o yüzden Star Wars izleyenler siz söyleyin. Var mı kardeşim böyle bir şey? C-3PO'yu tamamen altın olarak hatırlıyor. İşin doğrusu öyle değildi. C-3PO'nun bir bacağı gümüştü. İnsanların çoğu gümüş bacağı hatırlamıyor. Filmi çok... Ama bu biraz göz yanılması. Şimdi izlemedim. Aa! Ayağıma böcek geldi. Çok korktum lan. Oğlum bu ne amına koyayım ya? Bir kez izleyen hayranlar için bu bir sürpriz oldu. Popüler bir karakterin ayırt edici özelliğini hiç fark etmedik. Korktum Johnny. Kit Kat yazısında tire yoktur. Bazı insanlar Kit Kat'ta Kit tire kat diye bir çizgi olduğunu hatırlıyorlar. Kittire kat mı? Nasıl ya? Ancak arada tire yoktur. Fakat çoğu kişi yine de bu durumdan emin. İnsanlar Mona Lisa'nın gülümsüyor olduğunu düşünüyordu. Aslında duygusuz davranıyordu. Birçok kişi Mona Lisa'nın değiştiğini ısrarla savunuyorlar. Nasıl? Orijinal Mona Lisa bu mu? Orijinal Mona Lisa bu mu? Çünkü düz bir yüzü olduğunu hatırlıyorlar. Ama şimdi sanki bir huysuzmuş gibi görünüyor. Anlamadım bunu ben ya. Ben bunu anlamadım. Siz anladınız mı şu an? ...ısrarla savunuyorlar.
Çünkü düz bir yüzü olduğunu hatırlıyorlar. Ama şimdi sanki bir huysuzmuş gibi görünüyor. Bunu tam anlamadım ya. Looney Tunes logosu da yine kafa karıştırıcı cinsten. Sizce hangisi doğruydu? İkisi de aynı amına koyayım. Böyle bir farkı yok ki ya. Ne bakayım, Looney Tunes. Ha. Şu bence. Tons değil mi ya? Hugo'yu hepiniz hatırlarsınız. Niye cevabını vermediniz ya? Hugo. Cevabını alamadık. Dur bakayım. Looney. Ana Tunes'miş la. Hugo'yu hepiniz hatırlarsınız. Programı sunan Tolga abiyi de hatırlarsınız. Evet, Tolga abiyi de hatırlıyorum. Peki Hugo programında canlı yayına katılan bir çocuğun Hugo'ya küfrettiğini hatırlıyor musunuz? Dediğim gibi ben okulda, hani insanlar bunu söylediğinde evet çok sağlam olaydı oğlum, ne sövdü falan diyordum ama hiçbir zaman öyle bir şeye şahit olmadım. Çok katılmaya çalıştım bu programa küçükken. Annem... Sanırım birçok kişi evet diyor. Fakat hayır. Ne lan? Öyle bir şey hiç olmamış. Yani hiçbir çocuk canlı yayında Hugo'ya küfretmemiş. Bunu bizzat Tolga abi açıklamış. Öyle bir olay asla yaşanmadı demiş. Hatta küfür eden çocuğun adının Ramazan Akarsu olduğu söyleniyor. Bak ismine kadar söylüyordum millet. Acaba mesela bir şey diyeceğim. Çok ciddi konuşuyorum, bir dakika. Babacım, bunu gerçekten yaşayan var mı aranızda? Bana bir söyleyin. Harbiden kardeş, ben yaşadım bunu ya. Böyle bir şey oldu diyen bak cidden yok. Ben evet falan trollemeyin. Harbiden yaşayanlar yazsın ya. Ne oluyor oğlum arka planda lan? Bence insanlar trolledi, biri bu boku attı. İnsanlar da arasında inandı böyle bir şeye ya. Bana öyle geliyor. Aşağıda örümcekler yürüyor herhalde. Oğlum bahçede bir örümcek gördüm var ya, üf. Çok agresifti. Ama o kişi asla bulunamamıştır. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Bence de çoğu kişi bilmiyor bu arada ya. Videosu mu var? YouTube'da videosu var. Edittir o. Edittir o Johnny. Abi Tukan abi demiş. Evet. Öcük ne la? Örümcek dedim ya. Peki küfür olayı neden aklımızda? Evet. Bunu bilen yok. Okul isimli filmde bu olaydan bahsedildiği için olabilir mi? Interview with... Bak gördünüz mü? Bir yerden götürdüler. The Vampire isminde bir film hatırlayan var mı? Google'da filmi aratan milyonlarca kişi bu isimle aratmış. Fakat öyle bir film hiç var olmamış. Aslında filmin ismi Interview with the Vampire'mış. Hatta bazı sinema sitelerinde Interview with the Vampire başlıklı yazılar var. Ama yazının içinde yazar değişik yerlerde Interview with the Vampire diye... Kardeşim bu biraz hatalı. Yani hata yaptıkları için buna dönüşüyor bu. Bu yanlış bir yazım. Karıştırmış, bu normal. Mandela etkisi değil bu. Yazar bile hata yapıyor yani. Bunlara benzer örnekler çoğaltılabilir. Ama ben şuna eminim ya. Ya kim ne dersesin, ben şuna eminim baba, bu adamın gözlüğü var ya. Ya da bir yerde birileri bunu kullandı, gözümüze soktu. Yani bir yerde şu gözlüğü ben hatırlıyorum. Sizler de bunlara benzer örnekler hatırlıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa bunu açıklamak için de boş durmamışlar ve iki adet teori ortaya atmışlar. Bunlar şu şekilde. 1. Paralel evren çakışması. Öyle bir şey olamaz oğlum. Öyle şey mi olur? Bu teoriye göre minimum iki paralel evren var. İkisinde de siz varsınız. Bu paralel evrende bulunan tüm... Öbür paralel evrendeki ben. İnce misin? Yer değişelim. Sikletli bir şey ol. Detaylar var. Fakat bazı detaylar farklı. Ve bu farklı detaylar insan algısını kapsamayacak derecedeler. Ama bazı detaylar farkındalık yaratıldığında her şeyi ortaya çıkarabilecek düzeydeler. Sonuç olarak paralel evrenler çakıştı ve bazı detaylar, örneğin tüm bu logolar değişti. Oğlum acaba öbür paralel evrende dolar kaçtır ha kardeş? Fakat biz bunu adapte olduğumuz evrene göre anımsıyoruz. 2. Zamanda yolculuk. Bir insan her...
adam zamanda yolculuk yapsa oturup Monopoly'nin gözündeki şeyi mi çıkaracak oğlum? Zamanda yolculuk yapsa adam gider birini öldürür, ne bileyim kötü bir insanı yakalar. Ya da ne bileyim ya gider bir yerin şeyi olur. Cumhurbaşkanı olmaya çalışır. Her şeyin düşünüldüğü gibi olduğu bir dönemde zamanda yolculuk gerçekleştirerek geçmişe gitti ve birkaç detayı değiştirdi. Bu detaylar tabii ki bu çok şey gider iddia oynar bir şey yapar aynen bir sürü seçenek var. Monopoly logosu değiştirmek değil. Fakat kelebek etkisi birer domino taşı gibi çoğu şeyi etkiledi. Örneğin bu kişi bir kazayı önledi ve o kaza sonucu sonsuz paralel evren olduğuna göre bir paralel evrende sen dünya hükümetinin liderisin. Ananı avradını kardeş. ne biliyorsun Atakan sonsuzunda da belki sinek biri yani. Onu kanıtı yoktur ki. Sonsuz baba belki sonsuz kere sinek bir adam yani. Tamam oğlum belki adam sonsuz kere sinek. Oluşan bir takım olan. Tamam sonu yok işte adamda sonu olmayana kadar sinek. Nasıl sonsuz olmaz ki? Bayağı sonsuz işte mesela yani. Sonsuz şey sonsuz kere sinek. Yani adam hayır lider değil kardeşim adam belki sonsuz dedik sinek yani. Sonsuz evren olduğu için illa yok kardeşim belki de sonsuz kere şeyim yani. Olaylar dizisi binlerce ihtimali beraberinde getirerek yaşamımızı değiştirdi. Sizlerin de evet Sting'im ben de onu diyorum hani olasılığım sonsuz anladın mı kardeşim? Sinek olasılığım sonsuzdur belki. Hatırladığı durumlar varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben Güneş Aktüs. Düşünen insan Tukan abinin hesaptan yazayım mı? Gerçekten çok iyi. Ya bu Rani'ye bayılıyorum yahu. Onun bir reklamını yapalım. Mandela efekti böyle bir şey işte. Kendi kanalına git yorum at. Saçmalamayın ya. Paşa şu videoyu bir at. O videoyu da çok merak ettim Johnny. Yaz yaz o gülüşü herkes bilmez kardeşim. Kos gülüşü. Abi paralel evren demek olabilecek her olay dizisinin olması tam açıklayamadım uzun oldum. Arkada bir şey değişiyor da neyin değiştiğini hala çözemedim. Ya televizyon açılıp kapanıyor kendi kendine. Paşa şu linki bir atsana la. Bana o link atacaktı paşa. Neydi abi efsane video falan diyordu. O video nasıl bir video? Abone oldum okumadın. Kapitan